Bakanlığın adından çıkarttığınız, yokmuş gibi davrandığınız, lehlerine uluslararası sözleşmelere bile tahammül edemediğiniz, ailenin içine sıkıştırmaya çalıştığınız kadın tabunuzdan bahsedeceğim. Şunları bunları yaptık diye anlatıp övünüyorsunuz ya Sayın Bakan, ben size ne yaptığınızı söyleyeyim. Bu ülkede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Sizse bir aile bakanı ve bu ülkede yaşayan bir kadın bakan olarak sustunuz. Sorumlusunuz Sayın Bakan. Hakkı söylemekten sakınanın dilsiz şeytan olduğunu unuttunuz ve sustunuz. Şiddet gören, öldürülen kadınlardan da artık sorumlusunuz. Daha dün Bartın'da gencecik bir kadın öldürüldü. Yüzlercesi gibi o da korunabilirdi Sayın Bakan. Algı değişikliği diyerek İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Belki uygulansaydı bugün yaşayabilirdi Sayın Bakan. Peki acaba yarın bir algı değişikliğiyle 6284'ten, Medeni Kanun'dan, bu sunumda çokça övünerek yazdığınız SEDAV'dan çıkmayacağımız ne malum Sayın Bakan? Bu ülkede her şey sizin algınıza mı emanet? Algınıza göre sözleşmeden çıkılıyor, bakanlığın adı değişiyor, çocukların istismar edildiği ensarlar aklanıyor, öyle mi? Demek ki biz kadınların yaşamak için sizin algınızı değiştirmemiz gerekiyor. Bir kere kadın cinayetlerinin politik olduğunu kabul etmeniz lazım. Kravat taktı diye verilen iyi hal indirimine dur demeniz lazım. Bunu algılamanız gerekiyor. Aile diye kadınların can güvenliğini tehdit ediyorsunuz. Görevinizse şiddeti kınamak ya da ayıplamak değil, göreviniz şiddeti önlemek. İstanbul Sözleşmesi'nden de tam olarak bu yüzden vazgeçmeyeceğimizi algılamanız gerekiyor. Bütçeniz 66 milyar küsür, merkezi bütçenin %3.3'ü, tahmini gideriniz zaten 6 milyar lira, bundan fazla. Peki bunun ne kadarını Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne ayıracaksınız? 2020'de her kurumun bütçesi artarken bu kurumun bütçesi düşmüş. O zaman burada komisyonda tartışamamıştık. Çünkü bütçe teklifinizde müdürlük payı yoktu. Ben yine göremedim. Derya Hanım, kadınlar için bakanlığınızın yapması gereken çok fazla şey var ve bu bütçeyle bu nasıl yapılır gerçekten bilmiyorum. Büyük şehirlerde şönimlerin artması gerekiyor. Kadın konuk evi sayısının artırılması gerekiyor. Belediyeler konuk evi açma zorunlulukları var. Açılmış mı bunu denetlemeniz gerekiyor. Ala 183 hattını yaygınlaştırmanız gerekiyor. Bu kadar mı? Hayır. Kadın istihdamının iyileştirilmesi gerekiyor. İş gücüne katılım oranlarının cinsiyetler arası makasın daralması lazım. Eşit işe eşit ücret lazım. Kayıt dışı çalışan kadınların sosyal güvenlik sistemine dahil olması lazım. Bir de pandemi var. Pandemi sürecinde evde artan şiddet var. Hepsi ciddi çalışma ve bütçe gerektiriyor. Kooperatif fikriniz var, güzel. Ama şimdi 2020 faaliyet raporunuza bakıyorum. Kooperatif ödeneğinin 5/4'ünü kesmiş bakanlığınız. Geriye 56 bin kalmış. Kusura bakmayın ama bu parayla ikinci el Şahin bile satın alınamaz Sayın Bakan. Siz kadın kooperatiflerine nasıl katkı sunacaksınız ben anlamadım. Ha, talimat almışsınız galiba Sayın Bakan. Geçen hafta First Lady Emine Erdoğan'dan. Bakın siz bu devletin aile bakanısınız. Cumhurbaşkanı ailesinin hizmetkarı değilsiniz. Lütfen kusura bakmayın. Kimden nasıl talimat alacağınız konusu kanunla sınırlandırılmış. Nacizane hatırlatmak isterim. Devam ediyorum. Eylem planınız. Planla eylem planlarınız bitmiyor. Üstelik insan aklıyla dalga geçer gibi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığınız gün eylem planı yayınlıyorsunuz. Bir de sunumunuza uluslararası işbirliği yazmışsınız. Tabii bir de evlilik öncesi eğitim programı yapıyorsunuz. 29 aktif eğiticiyle 1,5 milyon kişiye, eğitici başına 52 bin kişi düşüyor Sayın Bakan. Bunların yerine kadın cinayetleri verilerini paylaşacaktınız, ortak veri tabanı oluşturacaktınız. Ne oldu? Pandemide geçen sene 410 kadın öldürüldü. Kasım'dayız, bu sene 310 kadın katledildi. Pandemi bitti, siz hala pandemi etkisini araştıracaksınız. Değerli arkadaşlar, geleceğimizi sizin vicdanınıza da algımıza da bırakacak halimiz yok. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bunu da herkes bilsin. Kadınların yaşamın her alanında yer alması, eşit yurttaşlık hedefiyle birçok devrime imza atan Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve akıl esasları üzerine kurduğu düşünce sisteminden güç ve ilham alarak bugün kadın erkek eşitliği dendiğinde tüyleri diken diken olanlara karşı kadın hakları mücadelesini sürdürüyoruz. Ebediyete intikaline 83. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ben de saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Sayın Başkan, ben de herkesi saygıyla selamlıyorum. Sadece erkeklerin değil, kadınların vergisiyle oluşturulan bu bütçede
kadınların şiddetin önüne geçecek, kadınların her alanda yaşadığı cinsiyet ayrımcılığı ile mücadeleyi güçlendirecek, yaşam hakkının elinden alınmasını önleyecek, kadına istihdam yaratacak kalemler maalesef yok. Kadın erkek eşitliğini yok sayan, 11. Kalkınma Planı'ndan toplumsal cinsiyet eşitliğini çıkaran, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeyi yok sayan, kimse şiddet ve ayrımcılığa uğramasın diyen İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan anlayışı bütçede görmemek iyimserlik olurdu diyebilirsiniz ama 42 milyon kadını yok sayarak hazırladığınız bu bütçeye de adil bütçe diyemezsiniz. Devlet kurumları arasında kadın adı geçen tek kurum olan, kadın politikalarının geliştirilmesine ilişkin tek ulusal mekanizma olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü için ayrılan bütçe 22 milyon lira. Yanlış anlaşılmasın, o bütçenin hepsi kadınlara ayrılmış değil. Personel giderlerinden ki bütçenin %75'ini oluşturuyor, proje yürütülmesine, verilen eğitimlerden araç alımına kadar her şey bu bütçeye dahildir. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'ne ayrılan bütçenin büyüklüğünü ve yetersizliğini ölçmek için sarayın sadece elektrik faturasına yılda 21 milyon 600 bin liradan daha fazla paranın harcandığını söylemekle yetineceğim. Bu arada sarayın tıbbi ve laboratuvar harcamalarına da 51 milyon lira harcanmış. 2,5 katı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne ayrılan bütçenin. Gerisini sizin değerlendirmelerinize ve izahınıza bırakıyorum. Görüldüğü üzere sarayın bütçesi aydınlatılması 42 milyon kadının hayatından daha önemli ve öncelikli. Bakanlığın 2021 hedefi için planlanan konuk evi sayısı 155 görünüyor ama hedefin gerisinde kalmışız. Mevcut şu an 149 konuk evimiz var, 3624 kapasiteli. 2022 hedefi tabii küçülmüş, şu an 152'ye düşürülmüş. 42 milyon kadının yaşadığı, her gün yüzlerce kadının şiddete uğradığı, bir bir katledildiği ülkemizde 149 konuk evimiz var, 81 şölenimiz var. Şölen sayısını da arttırmayı düşünmüyoruz bu arada. 16 milyona yakın İstanbul'da tek bir şölenimiz var. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi nasıl yapacağız bu işi? Yani yatırım yapmadan, yasaları uygulamadan, nicel ve nitelik olarak kamusal mekanizmaları arttırmadan kadına yönelik şiddeti nasıl ödeyeceğiz diye sormam lazım. Şimdi her gün yüzlerce kadının şiddete uğradığı, yargı ve koruma kararlarına rağmen katledildiği, el kadar çocukların zorla evlendirildiği ülkemizde bu sorunların çözümünde rehber olan, yol gösteren İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede bir kişinin imzasıyla çekildi. 10 yıl önce bizler adeta düğün dernekle, övgülerle, gururla, oy birliğiyle bu sözleşmeyi imza attık. Önce olduk dünyada da bu sözleşme imzalansın diye. Geçtiğimiz dönem KEPEK Başkanı Canan Kalsın 10 yılda ne değişti diye sormuştu haklı olarak. Bu kadar suç ve suçlunun olduğu yerde her şeyin bir suçlusu, bir sözleşmeymiş gibi algılamak ve algılatmak hangi oyunun ve algının ürünüdür diye sormuştu. Körün fili tarifi gibi birkaç maddenin bağlamından kopartılarak anlatılmasının yanlış ve hesaplı olduğunu düşünüyorum demişti. KEPEK Başkanlığı görevinden alındı. Geçtiğimiz dönem AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de Türkiye'de bir grup Türk kötülüklerin anası olarak İstanbul Sözleşmesi'ni görüyor diyerek sözleşmeyi okumadan bir sürü iddia ortaya konulduğunu söylemişti. O da görevinden alındı. Ve siz Sayın Bakan İstanbul Sözleşmesi için sadece şiddetin önlenmesi, tedbirlere yöneliktir, şiddet nedir, onu tanımlıyor, ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Aileyi yıkma projesi, erkekleri uzaklaştırıyorsunuz ya da kadının bir tek beyanıyla adam hapis yatıyor gibi sözleşmeyle uzaktan yakından alakası olmayan söylemler var dediniz. Ama şimdi ne oldu da hepiniz suskus oldunuz bilemiyorum Sayın Bakan. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık gerçekten bu tepkisizlikten, sessizlikten besleniyor Sayın Bakan. İdarecilerin idaresizliği, sessizliği, uygulanmayan yasalar maalesef bu kara zihniyetlere cesaret veriyor. Korkmayın Sayın Bakan, arkanızda biz varız diyen milyonlarca kadın var. O yüzden bakanlığınızın sorumluluğunu yerine getirin ve bu şiddete uğrayan, mağdur olan kadınların yanında durun. Şunu söylemem lazım son cümle, aile çok kıymetlimiz, bu toplumun evet kilit taşı ama aile kadından ibaret, kadın da aileden ibaret değildir diyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün ölümünün 83. yıl dönümünde büyük bir özlem ve bağlılıkla andığımı ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan,
Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı programında kadınların istihdam piyasasındaki yeri bağlamında ilerleme kaydedildiği ifade edilmiş. Açıkçası ben hangi ilerlemeden bahsedildiğini çok merak ediyorum. Çünkü rakamlar bize gösteriyor ki çok açık bir gerileme var. Biz bunu söyleyince hemen ya 2002 yılı ya da 2009'u örnek veriyorsunuz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. 1800'lü yılları da örnek verebilirsiniz. O dönem hiç kadın istihdamı yoktu. Dolayısıyla o günden bugüne bakarsak başarısız hiçbir iktidar yok. Evet, iyi olduğu dönemler de oldu. Ama istatistikleri verirken hep iyi olanları kullanmanız yanıltma çabasından başka bir şey değil. Başkanlık sistemiyle birlikte büyük adımlar atılacağını söylenmişti. Şöyle uçacağız, böyle yapacağız diye. Ben o nedenle o günden bugüne verilerden biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin kadınların iş gücüne katılım oranı 2018'de 34.2 iken 2020'de 39.6'ya, 2013'te 30.8'e gerilemiş durumda. İstihdam oranı 29.4'ten 26.4'e, işsizlik oranı ise 13.9'dan 15'e çıktı. Ki bunlar TÜİK'in verileri, yani kimsenin inanmadığı veriler. Ona rağmen bir gerileme var. Diyeceksiniz ki pandemi var ama bu pandemi sadece bizim ülkemizde yok, Avrupa'da da var. Avrupa'nın ortalaması kadınların iş gücüne katılımının sadece 0.5 puan düştüğünü gösteriyor. Oysa bizde 3.5 puan birden düştü. Yine Avrupa Birliği'nde kadınların istihdam oranı 0.7 puan düşerken bizde 2.4 oranında düşmüş. Ki Avrupa Birliği bizden çok daha sıkı kapanma tedbirleri aldı. Buna rağmen kadınlar çalışma hayatından kopmamış. Demek ki burada bir yönetim sorunu var. Bugün Türkiye'de genç kadınların iş gücüne katılımı işsizlik oranı yaklaşık %30. Genç kadınlar eve hapsolmuş durumda. 11. Kalkınma Planı'nda erken dönem çocuk bakımı, eğitim, gelişimine yönelik hizmetlerin sunumu, erişilebilirliğinin artırılması ve niteliğinin yükseltilmesi sağlanacak denmiş. Kağıt üzerinde çok güzel bir ifade ama uygulamada maalesef biz bunu göremiyoruz. Toplumda kadınlara biçilen roller gereği kadınlar ev bakımına hapsolmuş durumda. Bunun önüne geçebilmenin yegane yolu hiç şüphesiz çocuk bakımı. 2020 bütçesi görüşülürken önceki bakanımıza kreş ve gündüz bakım evi sayısını sorduğumda bakanlığınızca açılan izni verilen 2405'ti. Mayıs 2020'de şiddet komisyonunda size sorduğumda bu sayıların kreş ve gündüz bakım evi sayısı 1771, bakanlığınıza bağlı toplam 2310. Ya burada bir gerileme olduğu çok açık bir şekilde aşikar. 2310 da çok çok az. Biz her mahallede bir kreş olsun diyorken, 32 bin mahallemiz varken bu sayılar her ilde bir kreş olduğuna şükretmemizi gösteriyor açıkçası bize. Yine komisyonda verdiğiniz bir cevapta iş kanununa göre işletmelerde açılan kreş sayısı sadece 2. Ben bu cevabı okuduğumda dedim herhalde bir rakam hatası yapılmış. Sadece 2 ve Türkiye'de sadece 56 çocuk bu kreşlerden yararlanıyor. Halbuki kanun çıkardınız. Öyle bir kanun ki kadının istihdamını arttırmak amaçlı. Ama ne hikmetse işverenler 150. kadını işe almıyor. Yani yönetmeliğe kadın yazdığınız için adeta kadın istihdamının önüne engel bir hal almış durumda. Kaldı ki çocuk bakımı sadece kadının sorumluluğunda değil. Ebeveynlerin ortak sorumluluğu olması gereken 150'den çok çalışanı olan tüm işletmelere kreş açılması. Bununla ilgili de kanun teklifim var tabii ki tozlu raflarda bekliyor. Her fırsatta 4 çocuk 5 çocuk yapma çağrısı yapıyorsunuz. Ama bu çocukların kreş meselesi gündeme geldiğinde kafanızı çeviriyor. Kadınların çalışma ve sosyal hayata katılması için bir çaba sarf etmiyorsunuz. Bunun en iyi örneği aslında çocuk sahibi olmanın çalışma hayatında bir engel olmayacağının en iyi örneği İsveç örneği. OECD ülkeleri içerisinde %89.2 iş gücüne katılımının en yüksek olduğu ülke ki bu oran Türkiye'de %51. Diyeceksiniz ki bazıları şöyle söylüyor, genç nüfusumuz yaşlanıyor, genç nüfusa da ihtiyacı var. Oysa İsveç'teki kadınların doğum oranı bizimle neredeyse aynı, 1.7. Yani çocuk bakımı hizmetlerini sağlarsanız kadınların çalışma hayatından kopmadığını çok net bir şekilde İsveç örneğini görüyoruz. Bu kadar somut bir örnek varken, evet, hemen toparlıyorum Sayın Başkan. Bu kadar somut bir örnek verken Amerika'yı yeniden de keşfetmeye gerek yok.
Ama hep söylediğimiz bir şey var. Bütçeler ve tercih meselesi. Maalesef siz tercihinizi kreş yapmaya, kadınları iş hayatında katılımını artırmaya değil, beşli çetenin garanti geçişine aktarmayı tercih ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Milletimize borçluyuz. Kadının toplumda erkeklerle eşit yer alabilmesini sağlayacak devrimleri hayata geçiren atamızı sonsuzluğa uğurlayışımızın 83. yılında minnet, saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını ilerlerken kadınların vermiş olduğu hak mücadelelerini geri götürmeye çalışan anlayış, söylem ve eylemlerle karşı karşıya kaldığımız günler yaşıyoruz. Bunlarla mücadeleye alıştık da kadının toplumsal statüsünü yükseltmekten sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 faaliyetleri ve 2022 bütçesinde de ne yazık ki bu anlayışın izlerini görüyoruz. Bakanlığınızdan Çalışma Bakanlığı ayrılınca toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında daha etkin rol alacağınız beklentisi içindeydik. Ancak sunumunuzda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ile ilgili tek bir cümle etmeyerek bu beklentilerimizi ne yazık ki boşa çıkardınız. Oysa ki ülkemizde kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı yoksulluk, şiddet, kadın cinayetleri, kararlara katılım, eğitim, istihdam, spor, sağlık ve kentsel haklar, hizmetlere erişim, medyada cinsiyetçilik gibi sayısız sorun yaşamakta. Kusura bakmayın Sayın Bakan, bu sorunlar sunumunuzda 5 sayfada verdiğiniz istatistiklerinizle ve bütçe teklifinde tek bir program ödeneği adı altında çözemeyeceğiniz kadar derin. 2002 yılında bakanlığınız için öngörülen ödenek 66 milyar. Merkezi bütçenin %3.77'si ile bakanlıklar içinde 6. sırada. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını sürdürmekle sorumlu Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2022 yılı bütçesi 22 milyon 20 bin lira ise son derece yetersiz. Bütçenin %75'i personel giderleri olduğundan toplumsal cinsiyet eşitliğini gidermeyi bırakın daha da derinleştireceğinizi, kadın mücadelesinin tüm kadınlarının hedef alacağınızı açık göstergesi. Bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımında kadının güçlenmesi program bütçesi 943 milyon. Şimdi bunu 41 milyon 698 bin kadın nüfusuna böldüğümüzde kadın başına 22,5 lira. İşte Sayın Bakan, güçlü kadın için ayırdığınız bütçe yarım kilo dana kıyması parası. Artan kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin baskısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele program başlığı varsa da fonksiyonel bütçeden program esaslı bütçelemeye geçildiği için nerelere ayrıldığını da göremiyoruz. Kadınlar dahil kırılgan gruplara hizmet veren bir bakanlık olarak politika üretmekten çok sosyal yardım derneği gibi çalışıyorsunuz. Yoksullukla mücadele programında sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kökleştirici çalışmalar yapmak hedefiyle AKP'nin politikaları ile yoksullaştırılanlara yardımları hak temelli olmaktan çıkaralım. Lütuf ve bağımlılıkla kökleştirelim. Seçim zamanı gelince de kendilerini oy tehdidi olarak kullanalım hedefinde misiniz? Avrupa Birliği İstatistik Ofisi verilerinde Türkiye yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin %6,5 ile en çok arttığı ülke. Sosyal yardımlarla ne kadını ne aileyi güçlendirebilirsiniz. Ayrımcılık ve eşitsizliklere müdahale etmeyen bir sosyal politika kadınlar için çözüm olmak bir yana sorunları daha da yıkıcı hale getiriyor. Mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle yoksulluğun kadınlaşması daha da derinleşiyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum adı altında anlattıklarınız ve istatistiki verileriniz kadınlara hiçbir kazanım sağlamıyor. Sabah Gülzar Vekilimiz kimin bakanısınız diye sorunca sesler yükselmişti. Sayın Bakan, siz sunumunuz ve bütçenizle eşitsizliğin toplumsal değil, fıtrattan olduğuna inananların, kadını eşitsizlik ve yoksullukla erkek egemenliğine mahkum etmek isteyenlerin bakanı mısınız? AK Parti kadın milletvekili sayısıyla övünmenizden de bu anlaşılıyor sunumunuzda. Ancak övündüğünüz milletvekilleri tek bir erkeğin uluslararası bir anlaşmadan çıkarak kadınların hak kazanımlarının elinden alınmasına tek kelime etmeyen milletvekili sayısıydı.
Siz de ne İstanbul Sözleşmesi'nden söz ediyorsunuz? Son cümlelerinizi alalım lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ne de cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında en etkili araç olan toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde. Bitiriyorum Sayın Başkan. Son bir saniye tabii. Ancak kadınlar merak etmesin. Biz Cumhuriyet Halk Partililer kadın kazanımlarının teminatıyız. Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi İstanbul Sözleşmesi'nde yürürlüğe koyacağız. Güçlü kadınlardan oluşan güçlü demokratik toplumu yaratmak için de mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sayın Başkan, sözlerinizde bulunabilir miyim? Bu pandemi sürecinde şöyle bir program izledim. Kadının bir tanesi diyor ki karpuz al dedim almadı. 1 kilo kıyma alana gitmiş. Şimdi bunlar televizyonda halkın gözü önünde cereyan olaylar. Bu toplumdaki aile yapısının erdiği noktayı gösteriyor. Çünkü 10 yıldır da bu tür yayınlar olduğuna göre buradaki yaşanan dramların sosyal yardımlar vasıtası ya da sosyal eğitimler vasıtasıyla kontrol altına alınması yanında özendirici bir yanı da var. Herkes o televizyon programlarına çıkabilmeyi önemli bir marifet sanıyor. Ama burada aile dokusunun büyük tahribata uğradığının somut yansımasını görüyoruz. Ayrıca bu uyuşturucu okullarımızda gerçekten acı ama gerçek, Anadolu'da da artık yaygınlaşıyor. Uyuşturucuyla mücadele topyekun bir mücadele. Herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Geçtiğimiz günlerde bir aile beni telefonla aradı. Kızları için yardım istedi. Artık madde bağımlılığı bonsai'den çakmak gazına gelmiş. Çakmak gazıyla uyuşturucu üretiyorlar ve bunu kullananların beyin hücrelerinin ölme noktasına erdiği, belli bir yaştan sonra bunların artık dönüşü olmadığı belirtiliyor. Bununla ilgili de bir mücadele planının geliştirmesi gerekiyor. Buradaki veriler, rakamlar tabii ki önemli ama Anadolu'ya gittiğiniz zaman çoğu kasabada akşam belli bir saatten sonra bu çocukların varlığında sıkıntılar oluyor. Bunları kurumlar da kabul etmiyor. Hiç kimse bu konuda bir sorumluluk üstlenmek istemiyor ve bu çocukların kurtarılmasına dönük bir çalışma da ne yazık ki alanlarda yok. Bunları bilmenize yarar görüyorum. Çocuk işçiliğin yaşı burada belirtmişsiniz. Çocuklarla ilgili bir mücadele verdiğinizde ama 10 yaşına indi. Yani büyük bedenlere yüklenen yükler 10 yaşındaki çocukların kayıt dışı çalıştırılması nedeniyle onlardan o çalışma talep ediliyor ve onlar o şekilde çalıştırılıyor. Bunun yanında bu kumar denilen olgu devletin kontrolünde artmamalıydı. Örneğin iddia, buna benzer oyunlar. Ben çok kişiden dinledim, yuvaları yıkıyor. Ayrılıkların nedeni insanlar elde ettikleri gelirleri ailelerine harcamıyorlar. Bu tür şans oyunlarıyla kaderlerini döndürmeye çalışıyorlar. Bunların varlığını kabul ederek bu tür şans oyunlarının çoğalması yerine azalması gerekirdi. Sayısal olarak rakamlar son dönemlerde arttı ve evini satanlar ve bu yönde davranış sergileyenler olduğunu belgeleriyle de bizlere yansıtıyorlar. Bu yönlerde de toplumun farklı biçimde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aile kavramı toplum için önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak son dönemlerde boşanmaların bu bağlamda artması dikkat çekici. Özellikle geçimle ilgili sorun yaşayan ailelerin boşanmaya yönelmeleri yerine bu aile yardımı dediğimiz olayları doğru kanalize etmenin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bir ayrımcılık yerine eğer toplum dokusu bozulursa şu parti bu parti veya şu bu diye bir mantık kalmaz. O çürümüşlük her yere yansır ve bunun altında hepimiz kalırız. Onun için ayrımcı bir yaklaşımla değil, bütünü kucaklayan bir anlayışla sosyal yardımların verilmesinin gerekliliğini düşünüyorum. Yalnız Niğde bölgesinde 22 bin haneye kömür yardımı yapıldığını biliyorum. Bu tür yardımlarda bazen kalorifer olan ya da ihtiyacı olmayanlara kömür verilirken gerçek ihtiyaç sahiplerinin bundan mahrum kaldığını da gözlem olarak değerlendiriyorum. Bütünüyle ele aldığımızda ailenin ve sosyal hizmetlerin önemine inanıyorum. Ben de geçmiş kurumlarda, belediyede çalıştığımda bu tür bir yapılanmanın içinde yer aldım. Ve orada da gözlemim şu ki toplumun eğer bir yerinde bir küçük bozulma varsa bu genelin de sahipleneceği bir noktaya doğru gidiyor. Onu tamir etmek, o açığı kapatmak yerine ona benzeşmek isteyenler çoğalıyor. Onun için sorumluluğunuzun ve görevinizin büyük olduğunu düşünüyorum.
Bu bağlamda benim söylemek istediğim bunlardı. Salih Bey'e de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi Parti'ye bundan. Değerli katılımcılar ve basın emekçileri. Açılmadı. Sayın Başkan. Açılmadı. Siz müdahale etmeyin, ben açıyorum burada. Belki açıldı Sayın Başkan. Sözünüzü söyler misiniz rica ederim? Sayın Başkan, değerli katılımcılar ve basın emekçileri. Bugün ülkemizde yaşayan milyonlarca insanın temel gündemi geçim derdi. Döviz karşısında değer kaybı yaşayan TL ile geliri azalan milyonlarca emekçi, ücretli, emekli, maaşı her geçen gün mum gibi ermekte. Peki halkımızın yararına değil, rantın, yandaşın yararına yapılan bu bütçede kadınların ve çocukların payına düşen ne? Bu kadar geniş bir içeriği olan bakanlığınızın genel bütçe içerisindeki oranı sadece 3.77. Üstelik genel bütçeden faiz ödemelerine ayrılan miktar bütçenin %13.77'si, bakanlığınızın bütçesi faiz ödemelerine ayrılan miktarın 1/4 bile değil. Yıllardır görüyoruz ki bütçelerde aslan payı hep faiz yüküne gidiyor. Yani bu bütçelerde her şey şahane. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı ve daha da vahşileştiği bir ortamda ne kadına, ne toplumsal cinsiyet eşitliğine, ne kadın istihdamına, ne nefaka, ne eşit temsile bütçe ayrılıyor. Nedense ölüm, istismar, şiddet artıyor. Bunun sorumlusu bulunamıyor. Kim? Hani kadınlar iş aradığı için işsizliği artırıyor demiştiniz ya, galiba bunun sorumlusu da yine kadınlar. Sosyal güvenlik ve insanca yaşam hakkı için 1971'de mecliste kabul edilen geliştirilmiş hali genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun projesi olan ve ısrarla yaşama geçirilmeyen aile sigortası da yok. Aile sigortası neden bütçeye dahil edilmiyor? Yani kapsayıcı, etkin ve kararlı bir kadın politikası yok. Buna yönelik bir irade de yok. Değerli üyeler, diyorlar ki şiddet küresel bir sorun. Haklılar da, şiddet her yerde. Ancak bizim ülkemizde kadınlar vahşice öldürülürken soğukkanlı bir şekilde ama erkekler de öldürülüyor. Dünyada da şiddet var demek vicdanlara pes dedirtiyor. Oysa kadınlar sadece kadın oldukları için öldürülüyor. Kadına yönelik şiddet de kadınlara verilen düşük değer, erkek otoritesi, eşitsizlikten uzak bir anlayışın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ve şiddet en görünür biçimiyle sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik, cinsel olarak da kadınlara uygulanmaktadır. Kadınları şiddet belasından kurtarmayı öncelemek, güçlendirmek yerine dayak yesin sussun, bir tokattan bir şey olmaz, çocukların hatırı için sesini çıkarmasın gibi saçma sapan düşüncelerle meşrulaştırırsanız aileyi de koruyamazsınız. Bakın bu durum acı bir şekilde uluslararası istatistiklere de yansıyor. Yani diyorsunuz ya çağ atladık diye, çağ atlamayı bırakın, bugün geri kalmış ülkelerin bile daha gerisindeyiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'yi sonlara yazdırdınız. 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'ne attığınız imza ile bir ileri adım attınız. Ancak tek kişinin imzasıyla kadınların rızasını bile almadan çekilme kararı kadınları 100 yıl daha geriye götürdü. Arkadaşlar, 2020 yılında 300 kadın öldürülmüş, 147 kadın taciz edilmiş, 96 kadına tecavüz edilmiş, 265 çocuk istismar edilmiştir. 2020 yılının sadece ilk 10 ayında ise 233 kadın öldürülmüş, 177 kadının ölümü ise şüpheli. Neden? Bakın sadece 2021 Eylül ayında 26 kadın öldürüldü, 19 kadının ölümü şüpheli. Tüm OECD ve Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranları en yüksek rakamlara ulaştığı gibi kadınlar Cumhuriyet ile birlikte kazandığı tüm hakları kaybeden bir noktaya geldi. Atamızın omuz üstünde tutmayı layık gördüğü kadınların AKP'nin politikaları nedeniyle can güvenliklerini dahi sağlayamaz hale geldik. Vahşice, acımasız bir biçimde hayattan koparılıyorlar. Tüm bunlar olurken kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyorsunuz. Peki bunda samimi misiniz? Ne yazık ki ne bizler ne de kadınlar samimi olmadığınızı çok iyi biliyorum. Bu kadar önemli bir bütçede olması gereken hiçbir şey yok. Hatta geçmiş yılların bütçelerinin de tam kullanılmadığını açıkça görüyoruz. AKP'yi samimiyete, kadınlar için gerçekçi ve kararlı politikalar üretmeye, uygulamaya ve takip etmeye davet ediyoruz. Şiddeti hakikaten ortadan kaldırılmasını istiyorsa
Öncelikle bu bütçenin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olması ve eşitlik anlayışının içselleştirildiğinin görülmesi gerekir. Hatta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devletin tüm kurumlarına bu konuda öncü ve örnek olması lazım. AKP yapmasa da CHP iktidarında bizler İstanbul Sözleşmesi'ni de aile sigortasını da bitiriyorum efendim. Katı bir şekilde uygulayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve şiddetin önüne geçecek bütçeleri yapacağız. Israrla bir kez daha söylüyoruz. Biz kadınlar eşit ve hiç kimsenin ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye hayalini kurmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yüce Atatürk, sen eğilmediğin için biz dimdik ayaktayız. Bir kadın vekil olarak oturduğum koltuğu devrimlerine borçlu olduğumu unutmayarak aramızdan ayrılışının 83. yılında şükranla, özlemle anıyorum. Ruhun şad olsun. Özel birimlerin oluşturması var ama kısmi olarak birçok yerde doğru düzgün işlemediğini, hatta bu raporları talep eden insanlara adeta bir sadaka imiş gibi gördük. O insanlara ayrı bir muamele yapıldığını da görüyoruz. Yine yatılı bakım merkezleriyle ilgili bunun tamamıyla kamulaştırılması lazım ve özel sektörde çıkarılması lazım. Gerçekten ciddi anlamda mağdur ediyorlar. O özel sektöre emanet etmemesi gerekiyor. Son cümle bitiriyorum. O insanlar yani yatılı bakmaya ihtiyaç duyan insanlar özel sisteme emanet edip gelecek kadar önemli bir durum. Kesinlikle kamulaştırılması devlet elinde bu hizmetin bir mesele. Evet, teşekkür ediyorum. Çok aşkım. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Sayın Turan Aydınoğlu'na teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Ekibinize de hoş geldiniz diyorum. Şimdi ben kadından bahsedeceğim. Siz diyeceksiniz ki kadın vekiller dururken sen niye bahsediyorsun? diyebilirsiniz. Çocuktan bahsedeceğim. Alanın değil avukatsın diyebilirsiniz. Siz de avukatsınız. Bu işi güzel yapıyorsunuz diyelim. Şimdi kadının adı yok diyeceğim, klasik söz diyeceksiniz ama bir gerçeklik var. 2021'in ilk 10 ayında 296 kadın erkekler tarafından ülkemizde öldürüldü. 1.9 milyon kişinin %86'sı kadın olmak kaydıyla okuma yazma bilmeme gibi bir sorunumuz var. Kadın istihdam oranı herhalde arkadaşlar söylüyorlar 26-27, 30'un altında şu anda bu ülkede. Türkiye cinsiyet uçurumu raporunda da 156 ülke arasında 133. sırada. İyi değiliz Sayın Bakanım. Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. İyi değiliz. Bununla alakalı sizin sihirli formülünüz nedir bilmiyorum ama benim bir erkek olarak aklımın erdiğince sihirli formülüm cinsiyete dayalı bir bütçenin yapılması gerektiği yönündeydi. Bununla ilgili bir kanun teklifi verdim. Bizim parlamentomuzun klasik bir durumu var. Bizler kanun teklifi veriyoruz ama iktidar cenahı bu kanun tekliflerini genelde reddediyor. Yani bir şekilde meclise indirebilme şansımız olsa da reddediyor. Ama onlara şöyle bir çağrıda bulunuyoruz. Siz verin, biz destekleyelim. Bu kanun teklifi de böyle bir şey. Bakın sihirli formül dediğimiz olay Sayın Bakanım, içinde çok fazla kelime yok. Fırsat eşitliğiyle alakalı bir kanun teklifi vermek istiyorsanız, işin içerisinde bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında kadın erkek fırsat eşitliğinin gözetilmesi esastır diye bir cümleyi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 13. maddesine ekliyorsunuz. Bu sorunun çözümüyle ilgili çok ciddi bir adım atılmış olunuyor. Konuya hassasiyetinizi biliyorum. Bakanlık öncesinden size ilişkin bilgi sahibi olduğumdan dolayı bu çağrıyı size yapıyorum. Parlamentoda her ne kadar bu kanunlar yapılıyor olsa da bürokratların bir şekilde üzerinde çalıştığı, külliyeden zatenizin de içinde bulunduğu bakanlar kurulunda değerlendirerek geldiğini de biliyoruz. Ama size sihirli cümleyi ben söyledim. Ben bu sorumluluğumu burada yerine getiriyorum. Halkımızın önünde, meclisin önünde zatenizi, ekibinizi, bu alanda çalışanları sadece ve sadece parlamento içerisinde değil dışarıdaki sivil toplum örgütlerinde işbirliği içerisinde bu cümleyi kanuna yerleştirmeye davet ediyorum. Bakın bu cümle girdikten sonra aslında çok şey kendiliğinden ufak ufak oluşmaya başlayacak. Diyeceksiniz ki ya olur mu? Olur. Buradan çağrı yapıyorum. Benim kanun teklifimi parlamentoda reddedecekse etsin arkadaşlar. Kendileri benzer içerikte farklı cümlelerle de getirecekseler büyük bir ihtimalle grubumuz destekleyecektir. Bu konuda hassasiyeti var. Onlara çağrı yapıyorum.
Bir kaza yaşadım. Onunla alakalı da bunu söylüyorum. Az önce söylediğim gibi parlamentoda biz hangi kanun teklifini getirirsek getirelim, iktidar cenahından gelmediği sürece geçmiyor. Vicdani bir olaydı. 0-6 yaş grubu çocukların afet, salgın hastalık döneminde her türlü acil durumda fakir ve muhtaç olan çocukların 0-6 yaş grubunun temel ihtiyaçlarının fon tarafından, devlet tarafından karşılanması yönünde bir kanun teklifi de vermiştim. O kanun teklifini bir şekilde genel kurula kadar indirebildik. Ama genel kurulda yine iktidar oylarıyla reddedildi. Ben şimdi burada ikinci çağrıyı da buradan yapıyorum. Madem bizim anayasamızın 10. maddesi eşitlik üzerine kurgulanmış ve o eşitliğin pozitif ayrımcılık yapılacak olduğu yerde çocuklar sayılıyor ise, yoksul çocukları hiç kimse görmezden gelemez. Onları kanun teminat altına almamız gerekir. 0-6 yaş grubu çocuklarla ilgili iktidar cenahına, bakanlığınıza izin verirseniz tamamlayın bunu. Cümlemin bütünlüğü bu. Bakanlığınıza, bakanlığınızın bürokratlarına bu kanun teklifinin benzerini çalışarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmeleri talep ediyorum. Çünkü derin teşekkür yoksulluk yaşayan bir ülkedeyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Bakan hoş geldiniz bu arada. Roman Strateji Eylem Planı'ndan bahsedeceğim. Çünkü Roman Strateji Eylem Planı Aile Bakanlığımıza bağlı. 2016 yılında hükümetin Roman Strateji Eylem Planı yayınlandı ve 2016 Haziran ayında ilk eylem. Bakın açın, ilk eylemde bakanlıkta yazmış. Demiş ki Roman vatandaşlarının strateji belgesinde yer alan politikaların uygulanmasının izlenmesi için izleme ve değerlendirme kurulu tesis edilecektir. Bugün 2021 yılındaki bakanlığın bütçesinde romanlarla ilgili eylemlerde şunu demişsiniz. İzleme değerlendirme sistemini daha etkin ve etkinleştirmek amacıyla roman strateji belgesi için etkili bir izleme değerlendirme koordinasyon merkezi mekanizması kurulması projesini başlattık. Yani 2016 yılında Haziran ayında yapmanız gerekeni projenin bittiği, eylem planının bittiği ay yapıyorsunuz. Peki kurulu kurdunuz ama hangi eylemleri yaptınız? Demek ki hiçbir şey yapmadınız. İlk ayda 2016 yılında bakanlığın yapması gerekeni eylem planının bittiği ay 2021 yılı ay izleme kurulu kuracağız diye bu bütçe kitapçığına yazmışsınız. Haliyle siz de haklısınız. Çünkü hiçbir şey yapılmadı Sayın Bakan. Hakikaten yapılmadı. Bakın 2016 yılında ay ay burada planlama yaptınız. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Hangi plana uydunuz? Bana burada bir bürokratını söylesin. Allah aşkına. Çünkü neden Sayın Bakan? Samimi olmak lazım her çalışmada. Çünkü Roman Strateji Eylem Planı'nın Avrupa'da da 25 ülkede yaklaşık yapılıyor bildiğim kadarıyla. Hepsinde hükümetin, bakanlığın bütçesi var. Ama Aile Bakanlığı Roman Strateji Eylem Planı'nı yürütecek bakanlık olmasına rağmen resmi olarak bir kuruş para bütçeye ayırmadı. Bakın sizin bir eylem planlarınızın yapılmasıyla ilgili Avrupa Komisyonu bütçe gönderiyor size. İzleme değerlendirme kurulu için 2 milyon avro para göndermiş. Ama siz harcamıyorsunuz. Ama siz bütçeye ayırmıyorsunuz. Çünkü hakikaten samimiyet görmüyorum. İkinci eylem planı 2019-2021 hangi Roman mahallesindeki ya da Roman vatandaşların hangi istatistiklere dayanarak bu eylem planını yaptınız? Sahaya dönük bir tane veri yok Sayın Bakan. Bakanlığınızın 2020-2021-2022 yılları arasında Romanların yoğun yaşadığı illerde istatistikli çalışmalar yapacağız dediniz. Romanların barınma sorunu ilgili istatistiğiniz yok. Romanların eğitim istatistikleri ilgili bilginiz yok. Roman kadınların, Roman çocukların istatistikleri ilgili hiç bilginiz yok. Hiç veri araştırması yapmadan birinci eylem planı en başta yapılması gerekeni en son yaptınız. İkinci eylem planı yine hiçbir veriye dayanarak hiçbir çalışma yok. Bakanlıkta izleme değerlendirme kurulu dediniz. Ben telefon açtığımda hiçbir yetkili hiçbir bilgi bana veremiyor. Ve maalesef çocuk ölü doğdu Sayın Bakan. Strateji eylem planının son ayına girdik aşağı yukarı. Teşekkür ederim. 6 yıl bitti. 6 yıl bitti. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizden proje de bitti. Roman eylem planı da bitti. Bu
önümüzdeki ay itibariyle bitiyor. Sizden artık hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü hiçbir şey yapmadınız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kitapçınıza da hiçbir şey yazmadınız zaten. HDP grubundan Semra Güzel.